Devam ediyoruz efendim. Makine ihracatını konuşacağız. Dün gelen büyüme rakamlarıyla birlikte makine yatırımlarında bir artış oldu. Şimdi konuyla ilgili değerlendirme alalım. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu bizlerle birlikte. Sayın Karavelioğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hande Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Dün büyüme rakamlarını takip ettik ki bakıyoruz Türkiye pozitif ayrıştı bu noktada. %1,8'lik bir büyüme. Burada dikkat çeken makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan artış ki bakıyoruz burada bir artış var. Nasıl değerlendirmek lazım? Sanayi tarafı da aslında pozitif yönde ilerliyor ki orada da %2'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Neye bağlıyoruz buradaki artışı? Hande Hanım, bütün artışlar Türkiye'nin makine imalat sektörünün hedef, pilot, odak sektörü olmayı ne kadar hak ettiğini gösteren artışlardır. Hiçbiri tesadüfi değildir. Şimdi makine teçhizat yatırımlarında son 38 çeyreğin en iyi verilerine ulaşmışız 2010'un ikinci çeyreğinden beri. Son çeyrekte %38,7 bir artış var. 210 milyar liralık yatırım yapılmış. Bu bütün senenin yatırımlarını da %21'in üzerine taşımış. Bunu hangi koşullarda sağladık? Dünya makine teçhizat yatırımlarının %8 daraldığı bir koşulda sağladık. Birkaç hususta bu önemli son çeyreğe değinmek istiyorum. Bir defa 2019'un dördüncü çeyreğinde makine teçhizat yatırımlarında %13 artış vardı. Dolayısıyla bir baz etkisinden söylemeyiz. 2018'de %25'lik bir düşüş vardı ama bu son çeyrek artışı 2018 seviyesinin %17 üzerine bizi çıkarttı. Yıl bazında baktığımızda 2018 ve 19 yıllarında 4.10'da 3 ve 7.10'da 7 gibi daralmalar vardı yatırımlarda. 2020'nin son çeyreği sene tamamı 21,1 artışla 2017 seviyesinde %7 geride bırakmış oldu. Bunlar arındırılmış rakamlar tabii. Üçüncü husus, 2020'de 577 milyar liralık makine teçhizat yatırımı yapılmış. 210 milyar lirası dördüncü çeyrekte. Neredeyse yatırımın %36'sı son çeyrekte yapılmış. Bu son çeyrek dünyada da fevkalade farklı geçti. Üretim %5 arttı. Makine sanayi malları fiyatları %5 artmış idi. Dördüncü husus, %15,4 artıp 28,4 milyar dolara ulaşan ithalatın %33'ü de son çeyrekte yapıldı. 9,10'da 3 milyar doları buldu. Bu önceki yıl son çeyreğinde 7,10'da 4 milyar dolar idi ithal makina. %26 bir artış var. Son hususum, yatırım teşvik belgelerinin bu yatırımları artırmaktaki rolü üzerine. Geçen sene 10.500 yatırım teşvik belgesi verdik. Bunun 3.158'i son çeyrekte verildi. 238 milyar liralık yatırıma belge verdik. Bunun 71,5 milyar lirası son çeyrekti. Sene boyunca 14,8 milyar dolarlık ithal makinaya izin verdik. Bunun 4,10'da 7 milyar doları da aşağı yukarı yılın %31'i son çeyrekte oldu. Yatırımları böyle değerlendirebilirim. Üretimden bahsetmemi isterseniz devam edelim. Çok kısaca şunu soracağım Kutlu Bey. Şimdi düşük faizli krediler 2020 senesine baktığımızda bu noktadaki destekler ve yatırımların bu yönde devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Elbette. Şimdi burada ivme programının çok önemli bir rol oynadığını söylemek zorundayım. Sayın Bakanımız Berat Albayrak ivme programını açıklarken bizim de istediğimiz, arzu ettiğimiz, görmeyi dilediğimiz gibi makine sektörünü bir bütün olarak ele aldı ve geniş tabiriyle bütün makina ve teknoloji sektörlerini pilot sektör olarak seçti. Bunun yanında yanılmıyorsam tarım ve madencilik vardı. Bir 16 milyar liralık kredi devlet bankaları eliyle verildi. Sonra bunun 30 milyar liraya çıktığını duyuyoruz. Bu konuda biraz veri eksiğimiz var. Bilgilenirsek çok memnun olacağız. O zaman %7,5 faizlerle böyle 5-7 sene vadeli kredilerle makine teçhizat yatırımlarını desteklenmiş oldu. İME programının katkısı çok büyüktür. Yatırım teşvik belgelerinin katkısı çok büyüktür. Maalesef ikisi de yerli imalatçılara hedeflendiği gibi, murad edildiği gibi destek olamamıştır. Bunu da ifade etmem lazım.
Peki efendim, üretim kısmından bahsedecektiniz. Bu noktada aslında 2020 tarafından 2021'e doğru gelen nasıl bir süreç olabilir? Yatırımlar devam edecek mi? Üretim noktası ne kadar güçlenecek? Ne dersiniz? Şimdi tabii bekleyen bir yatırım vardı. Bunun büyük ölçüde hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Yani evvelki sene ve bu sene verilen ithal makina izinleri bu yatırımları bir süre daha devam ettirecektir. Dünya üretimi geçen sene %6 düştü, makina üretimi. Gelişmiş ülkelerde bu 10-11 bandında üretimi miktar olarak %8,5 arttı. Önceki yıl %6,5 düşmüştü ama biz önceki yılın üzerine çıkmış olduk böylece. Kapasite kullanım oranlarımız da yıl boyunca %66 devam etti. Şu anda 72 civarında. Yıl boyunca %66 devam etti. Şu anda 72 civarında. Son çeyrekte de maalesef 1/3 kapasitemiz boş geçti. Şimdi üretim değerindeki artışın %28 olduğunu biliyoruz ama fiyat artışları, maliyet artışları bunun %19'unu götürdüğü için miktar artışı %8,5 gibi kaldı. Şöyle gelecek seneye dair tahminler vermek istiyorum. Dünya makine teçhizat yatırımları %8 düştü dedik. 400 milyar dolar kayıp var. Bunun gelecek sene, yani içinde bulunduğumuz sene %6 civarında artacağı söyleniyor. Bu bizim için bir ümittir. Dünya makina ihracatı %8-10 civarında düştü. 300 milyar dolarlık bir kayıp var. Bunun %8 artacağı öngörülüyor. Bizim bu sene ihracat artışımız %10'u geçecektir. 20 milyar dolardan 21 milyar dolara doğru yaklaşacağımızı ben söyleyebilirim. Pek de bir endişem yok. Avrupa Birliği'nin üretimi %13-14 düşmüş. Dünya makine üretimi %6 düşmüş. Bizim üretimimiz 8,5 düşmüş. Biz bütün unsurlarımızla, yeteneklerimizle, kapasitemizle bu hızlı kalkınmadan, gidişattan daha büyük paylar alacağımızı söylemek istiyorum. Bir başka önemli değişiklik de şurada oldu. Dünya 17.1 trilyon dolarlık mal ihracatının %14'ü korunma altında şu anda. 2.4 trilyon dolarlık mal anti-dumping vergileri, ilave gümrük vergileri, kotalar vesaire şekilde korunmaktadır. Daha içeride de iç piyasa denetim, gözetim mekanizmaları sertifikalarla korunmaktadırlar. Bunların çoğu makinedir. Burada ABD yönetimindeki değişiklikten sonra belki bir esneme olabilir. Ama o esneme olmasa da biz iyi gidiyoruz. Bunu sürdüreceğimize şüphemiz yoktur. Peki efendim. Şimdi 20 milyar dolardan 21 milyara dolar beklentiniz var. Bu noktada aslında biraz da rotaları sormak istiyorum. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye bazı noktalarda avantajlar yakaladı. Eklenen rotalar oldu mu bu ihracat noktasında? Bir yanlış anlaşılmaya sebep oldum. Biz bir önceki tahminimiz 20 milyar doları aşarız şeklindeydi. Ben onu 21 diye düzelttim. İhracatla kapattık. 28.4 milyar dolar ithalatla kapattık. Her ay 2,5 milyar doları ithal makina için yurt dışına gönderiyoruz. Makina için yurt dışına gönderiyoruz. Bu neredeyse her ay bir doğalgaz rezervi bulmamızı gerektiren büyük bir rakamdır. 28,5 deyince çok kolay anlaşılıyor. Çok orada büyük israfımız var. Bunu engellemek için daha da fazla üretim yapmak zorundayız. Şimdi bizim rotalarımız biz zaten %59'unu ihracatının %59'unu Avrupa yapan bir sektörüz. Bunlardan %14'ü Almanya'ya, 5/10'u Birleşik Krallığa, hasılı İtalya, Fransa, İspanya bizim ilk 5 pazarımıza ihracatımızın %35'ini yapıyoruz. Buradaki artışlar bakın Almanya'da Ocak ayında %23, İspanya'da %31. NAFTA ihracatımızın %7'sini yaptığımız bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlarımız var. Türbin, turbojet ve hidrolik aksamda oraya olan ihracatımız %25 kadar azaldı geçen sene. 450 milyon dolar orada kaybımız var. Böyle spot kayıplar var. Onları telafi edersek çok daha hızlı artacağız. Asya'da bizim sorunumuz var Hande Hanım. Asya'ya biz ihracatımızın %22'sini yapıyoruz. Burada Rusya iyi gidiyor. %15 artışımız var. Asya'yı kaybediyoruz aslında %8 gerileme olmasına rağmen. Hindistan'da bir gerileme var. Çin'de %48'lik bir artış var ama hepi topu yaptığımız ihracat 174 milyon dolar. Çin'den ithalatımız ise 7 milyar dolara yakın. Burada tek taraflı bir trafik var. Bunun dengelenmesi gerektiğini ben her vesileyle söylemeyi borç biliyorum.
Peki efendim, anlaşılan Avrupa pazarı zaten güçlü bir pazar baktığımızda sektörde. Amerika ve Asya tarafı güçlendirilecek yerler gibi duruyor. Peki şimdi biraz daha az önce başta konuştuğumuz konuya gelecek olursak, 38 çeyreğin en hızlı artışı yaşandı dedik. Genel şöyle beklentinizi 2021 yılı içinde almak isterim. Bu çeyrekliklerde yine artış performansını bekliyor muyuz bu yatırımlarla birlikte? Şimdi aslında yatırım teşvik belgeleri elbette 2 sene süreyle veriliyor. Çok ciddi miktarda teşvik belgesi verildiğini az evvel ifade ettim. 240 milyar liraya yakın. Önceki sene de var. 2 sene içinde tamamlanması öngörülür. Pandemi nedeniyle bunların süreleri birer sene uzatıldı. 1-1,5 sene uzatılanlar var. Bir olağanüstü durum nedeniyle. Dolayısıyla izin verilen yatırımların bu senenin içinde ve gelecek sene içinde tamamlanması lazım. Bu sene, geçen sene verdiğimiz yatırım teşvik belgelerinin. Yatırımlar sürecektir. Ancak bu pandemi ve karantina sürecinin tüketim alışkanlıklarında bazı değişikliklere sebep olduğunu biliyoruz. Yani eskisi gibi tüketmeyecek bir insan şu anda. Bir açlıktan çıkmış gibi gözü dönerek her şeye saldıracak bir insanlık kimse beklemesin. Daha tasarruflu bir tüketim olacak. İhtiyaçlarımız çeşitlenecek. Dolayısıyla her sanayi malı eskisi kadar üretilmeyecek. Bu da sanayi dallarında özellikle makine ihtiyacı göz önüne alındığında farklı alanların gelişeceği kanısını bizde uyandırıyor. Onun için her makine imalat dalı farklı biçimde bundan etkilenecektir. Ama baktığımız zaman çok enteresan artışlar var. Şimdi Ocak ayına baktığımda mesela rulmanlarda %35, reaktör kazanlarda %28, yıkama kurutma makinalarında %24 gibi olağanüstü artışlar var. Tekstil konfeksiyon makinalarında %25. Bunların hiçbirinde baz etkisi yok Hande Hanım. Geçen sene Ocak ve Şubat arttı. Hala artmaya devam ediyor. Biz baz etkilerini ancak Mart'tan sonra göreceğiz. Geçen sene %12,5 düşmüştü ihracatımız. Nisan'da %39 düşmüştü. Mayıs'ta %49 düşmüştü. Bu 2 ayda mesela %100'e yakın makine ihracat artışları yaşayacağız, göreceğiz hep birlikte. Peki Kutlu Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu bizlerle birlikteydi efendim. Makine ihracatını konuştuk. Büyüme rakamlarıyla birlikte artış yaşandığını da gördük. İşin sırrını noktalayalım. Buradan sonra güvenli hayatla devam edeceğiz.